Ebeveynler gün içinde bir sürü dağınıklıkla karşı karşıya geliyor. O kadar çok ki bir süre sonra bu hayatın gerçeği olur. Ebeveynler sürekli çocuklarının arkasını toplar. Bu çamaşırlar, dökülen şeyler, duvardaki kalem lekeleri veya masadaki boyalar olabilir. Her ne kadar hayatın bir parçası olsa da dağınıklık ve lekelerle sürekli olarak uğraşmak ebeveynleri yorabilir ve bir molaya ihtiyaç duyabilirler. Çocuklar genelde dağınıklık yüzünden azar işitirler çünkü temizlik hiç bitmez gibi görünür. Ama hayat size daha zor bir şey verdiğinde o dağınıklık o kadar da kötü görünmez. Heather Duckworth bir gün kızının dağınıklarını toplarken bu dağınıklıkları olduğu gibi kabul etmek gerektiğini ve içlerinde bir eğlence bulmak gerektiğini düşünüyordu. Sinirleriniz çok bozuk olsa bile. 14 yıl önce yerdeki bir leke onu çıldırtırken şu an neşe vereceğini hatırladı. Duckworth ailesinde normal bir gündü. 4 çocuğun oluşturduğu yapışkan lekeler, dağınıklıklar. Heather'sa yatak saatleri, dağınıklık ve çocukların getirdiği delilikle baş etmeye çalışan normal bir anneydi. 4 yaşındaki çocuğunu ve 2 yaşındaki üçüzlerini yatağa zorlukla yatırdıktan sonra havlu atmak üzereydi. Üçüzlerden biri o kaos içinde bir kalem aldı ve kalem yeni halılarının üzerine patladı. Heather çok yorulmuştu ve gözyaşlarına boğuldu. Bütün gün yaşadığı onca şey ona ağır gelmişti. Kocası halıdaki lekeyi çıkarmaya çalıştı ama başarısız oldu. Hatta profesyonel halı temizlemeciler bile çağırdılar ancak sonuç aynıydı. Heather ne zaman lekeyi görse kalemi çocuğun erişebileceği bir yere bıraktığı için kendine kızıyor ve o günkü yorgunluğunu hatırlıyordu. Sonunda lekeyi üzerine mobilya koyarak örttü. Ancak lekenin zaman geçtikçe bir anlam ifade edeceğinden haberi yoktu. Yaklaşık bir ay sonra kalemi patlatan aynı çocukları kanser tanısı aldı. Hiçbir ailenin yaşamaması gereken acı bir şey. Çocuk 2 yıl sonra savaşını kaybetti. Geride kalan aileler için vefat eden kişinin anılarını etrafta görmek bir çeşit huzur duygusu uyandırır. Hayatınıza getirdiği mutluluğu hatırlatırlar. Heather bir Facebook postunda şimdi o lekenin nefesini kestiğini ve oğluna yeniden kavuşmak için yüzlerce leke temizleyebileceğini yazdı. Bu çocuğun hikayesi ailelere hayatın sizi rahatsız eden kısımlarında bile nasıl bir gün sizi mutlu edecek anılar bulabileceğini hatırlatıyor. Bir dahakinde çocuğunuz ortalığı dağıttığında veya yeni halınızda büyük bir leke bıraktığında bir dakika durup Heather'ı hatırlayın ve çocuğunuza kocaman sarılın.